İnsan düşünüyor dünyaya geldiğinde nasıl rahat bir dünya olur. Mesela birisi birini üzdüğünde insan rahatsız oluyor. Korkuttuğunda rahatsız oluyor. Birisi egoist olduğunu, bencil olduğunu rahatsız oluyor. Allah insanı çok naif yaratmış. Güzel ahlak insanın hoşuna giden her şey. Mesela tevazu hoşuna gidiyor. Ama büyüklük varsa o insanın varlığından dolayı oradaki bütün insanlar rahatsız oluyor. Mesela bir kişi büyüklük yapıyorsa bütün insanlar rahatsız oluyor büyüklendiğinde. Mesela mütevazi, sevecen bir insan bir yere geldiğinde bütün insanlarda bir rahatlık oluyor. Mesela bir insan egoist, bencil değilse o hayret uyandırıyor, insanlara mutluluk veriyor bu. Yani mutluluk veren sistem, güzel ahlak, insanları mutlu eden, huzurlu eden sistem. Bunu Allah beğeniyor. İşte cennette olan hayat şekli. Yani cennet o yüzden güzel, yoksa evinden, ırmağından dolayı güzel değil cennet. Yani insanlar çok güzel davranıyorlar. Yani birbirini üzme, birbirini kızdırma, rahatsız etme yok. Herkes güvenilir. Herkes dengeli, tutarlı. Yani münasebetsiz konuşan yok, yalan söyleyen yok. İki yüzlü olan bir insan yok. Vicdansız insan yok. O yüzden insan güzel ahlakla kalben mutmain olur, ferahlık duyar. Allah kendisi güzel ahlaklıdır. Allah'ın ahlakı denir ona. Yani Allah ahlakıyla ahlaklanmak ister Müslüman. Allah'ın ahlakını ister. Mesela Allah her hükürde insanları affediyor. İnsanlar mesela affedemiyor, biliyor. Allah her kuluna yardım ediyor. İnsan belirli kişilere yardım etmek eğiliminde oluyor. Mesela en ummadık suçlarda bile insanlar Allah'tan af diliyorlar. Ama insanlar mesela ona yanaşmıyor. Allah hep güzel zanneder insanları, zanla değerlendirir. Yani hüsnü zanneder Allah. Suizan etmez insanları. Hep müspet, olumlu, yani iyiye gitmeden ister. Mesela her işte bir hayır olmuş oluyor yüzden. Mesela gidecek bir yere araba arızalanıyor. Allah onu özel yapar. Onun hayrı için yapar. İyiliği için yapar. Müslüman da bu tarz olduğunda, güzel ahlak yaşadığında hem kendi rahatlıyor, hem etrafındaki insanlar rahatlıyor. Mutlu oluyorlar. İçleri açılıyor. Bir cennet nimeti. Allah'ın beğendiği bir hayat. Bu olmadan cennet olmuyor. Cennetin ana vasfıdır. Ama güzel ahlakın asıl amacı sevgidir. Yani bütün güzel ahlakın amacı Allah'ı sevmek, Allah için insanları sevmek. Allah'ın yarattıklarını sevmek, hayvanları sevmek. Mesela cömert olma neye yarar? Sevgiyi sağlar. Temiz olma neyi sağlar? Sevgiyi sağlar. Vefa neyi sağlıyor? Sevgiyi sağlıyor. Sadakat sevgiyi sağlar. Güzel ahlaka ait her şey sevgi amaçlıdır. Yani tek amacı sevgidir. Evet, dinliyorum.